90 77 Fenerbahçe Beko üstünlüğü 1 dakika 6 saniye Sinan Erdem'de. Acık sona ermesine. Alexander Djordjevic işini şansa bırakmak istemedi ve mol aldı Yiğitcan Sayber'in basketi sonrasında. Pierre Henry. Anadolu Efes'li oyuncular şu anda kenardalar. Evet, Ergin Ataman Djordjevic'in bu aldığı molayı. Evet, Ergin Ataman Alexander Djordjevic'in yanına geldi. İkili arasında diyalog. Bu arada Guduric sayıyı kaydetti. İlginç anlar yaşanıyor Sinan Erdem'de. Anadolu Efes'li oyuncular kenara geldiler. Fenerbahçe Beko hücumunda savunma yapmadılar. Ergin Ataman bu esnada Djordjevic'ten sonra Fenerbahçe Beko kurmaylarını da tebrik ediyor. Ömercan İlyasoğlu'nun atışı başarılı. Fenerbahçe Beko 4 yıllık şampiyonluk özlemine son veriyor. 10. şampiyonluğuna artık çok yakın Fenerbahçe. Evet, ilk etapta Djordjevic'in aldığı molayı çok hoş görmedi Ergin Ataman ama şu an çok sportmence görüntüler var oyun biterken sağ kenarında. Pierre Henry'e faul geldi bu arada. Daha maç bitmediği için şu anda herkes maç bitmiş gibi kenarda birbirlerini tebrik edip kutlamalara başlamıştı ama o esnada daha hücum devam ediyordu. Aytu ekti, herkesi kenara davet etti. Şu anda 8.9 saniye var. Nando De Colo da kenara geliyor. Artık maçın resmi olarak tamamlanması bekleniyor. Fenerbahçe Beko'lu oyuncular şampiyonluğu kutlamaya başladılar. Nando De Colo ve Djordjevic birbirlerine sarıldılar. Pierre Henry kenarda, Melih Mahmutoğlu ve De Colo. Fenerbahçe Beko 10. şampiyonluğuna artık çok yakın. İNG Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Beko. Anadolu Efes'i final serisinde 3-1 mağlup ediyor Fenerbahçe Beko ve Sinan Erdem de şampiyonluğunu ilan ediyor. Fenerbahçe Beko oyuncular şampiyonluk coşkusunu yaşıyor. 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe Beko İNG Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon. 10. şampiyonluğunu ilan ediyor Fenerbahçe Beko. İki takımı da yürekten tebrik ediyoruz Fenerbahçe Beko. Geride bırakıyoruz. Fenerbahçe Beko'nun 4. maçta çok daha diri, çok daha enerjik ve maçın sonunda çok daha